Telefonda öyle kötüydü ki sesin. Seni görmeden uyumak istemedim. Efe bile hissetti sanki. Huzursuzlandı, uyandı. Baba diye sayıkladı. Alıp salona geldim ben de. Kadının durumu çok mu kötü? Güzel bir kız. Eğitimli. Düzgün bir işi, düzgün bir hayatı. İnsanı kahredecek kadar metaneti var. Öbür tarafta bir adam, nasıl biri tanımıyoruz. Bence insan falan değil. Herhalde şöyle düşünmüş, nasılsa kör, tanımaz. İyisi mi ben buna? Hayatımda hiçbir suçluya özel olarak kin beslemedim. Ama o herifle karanlık bir sokakta karşılaşırsam... Karşılaşmayı çok isterim Pınar. Bunu çok isterim. Hiç istemem ama eğer öyle bir an denk gelirse... Yani o adamı kıstırırsam... O an aklına beni getirmeni isterim Ali. Benim ve oğlumuzu. İşe dönmek istediğine emin misin? Evet. Belki çalışmak istemezsin. Bu... Çalışmak bana iyi geliyor. Anladım. Sesin niye rahat değil? Öyle mi, farkında değilim. Onu buldunuz. Sorun ne? Sorun içimizdeki korku. Polisler korkar mı? Korkar. Çok korkar, herkesten çok. Ciddi misin sen? Sokaklar yakalandıktan sonra serbest bırakılmış suçlularla dolu. Bir polisin en büyük korkusu budur. Onlardan birinin serbest kalıp bir başkasının yeniden canını yakması. Hakimler bilmiyor mu bunu? Onlara yüklenmek en kolayı. Bazen onlar da çaresiz kalır. Suçlu olduğunu bile bile tahliye etmek zorunda kaldığı birinin arkasından öfkeyle duvarları yumruklayan hakimler gördüm. Bu defada öyle bir ihtimal var mı? Hayır yok demeyi çok isterim sana Beyza. Ama öyle bir ihtimali ortadan kaldırmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Kendi adıma söz veriyorum. Şu ana kadar yaptın, yaptığını biliyorum. Keşke daha fazlası gelse elimden. Eğer gelmezse, kendini üzme olur mu? Bir şey istesem senden. Tabii. Yüzüne dokunabilir miyim? Yanlış anlamazsan şayet. Yalnızca resmini çizmek için. Yani olur, dokun. Yüz hatlarında sesin gibi. Ahenkli, yumuşacık, düzgün. Yakışıklı birisin. Sağ ol. Evli misin? Evliyim. Harika bir karım var. Bir de oğlum. Ne güzel. İnmene yardım edeyim mi? Gerek yok. Sağ ol. Çok sağ ol. İyi günler komiserim. İyi günler Beyza. Ne var? Neredesin sen? İşte güçte, nerede olacağım? Kaç defa çaldırdım. Söyle canım, söyle hadi. Polis geldi eve. Polis mi? Evet, seni sordu uzun uzun. Ne halt karıştırdıysan gene. Ya ne sordun? Dün gece kaçta geldin? Ne yaptın, ne ettin? Bana bak, acar. Tamam, kapat hadi. Tamam, kapat hadi. Kim bilir ne uğursuzluk ettiysen gene. Acar abi, müşteri geldi. Tamam, geldim. Yüzüne dokunabilir miyim? Yalnızca resmini çizmek için. İleride sağda ineyim ben. Thank you.
Yok, eve geliyoruz Pınar. Babamla birlikteyiz. Az kaldı, tamam canım. Yemeği bekleyelim mi diye soruyorlar. Bugün bayağı iyiydin, biliyor musun? Sağ ol baba. İyi polisle iyi av köpeği birbirine çok benzer. İkisinin de ortak noktası iyi koku almaları. Bu olayda çok iyi koku aldın evlat. Etrafa çaktırmamaya çalıştım ama bayağı gururluydum, aferin. Şu adamı bir kıstırabilsek baba, dünyayı tepesine bir yıksak, ver ki o zaman. O zaman ben de evet diyeceğim. Evet, iyiydi. Arkadaşlar, hadi toparlanıp çıkalım. Çok geç kaldık. Ben çıkıyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Anons geçiyorum. Tabii. Bütün gün gittiler geldiler. Acar'la ilgili bir şeyler var ama günahları boynuna. 34. 34. Orada mısın? Cevap ver. Yok komiserim. Telsizi kapatmış. Temas kurarsan haber ver. Nerede, ne yapıyor? Kimseye bir şey belli etme. Ağzını sıkı tut. Komiserim. Acar sahiden yapmış mı şerefsizliği? Bizim durağın tarihinde yok. Bütün gün insanları taşıyoruz. Millet karısını çocuğunu bize emanet eder. Her meslekten çıkıyor kardeşim. Bizden de çıkıyor. Yas tutacak halimiz yok. Çürükleri temizleyeceğiz, sağlamlarla işimize bakacağız. Var mı başka çaresi? Haklısınız, yok galiba. İyi akşamlar. İyi akşamlar komiserim. İyi mesailer. Sağ ol. Efendim Aylin. Beyza'nın telefonunu takibe almıştık amirim, bildiğiniz gibi. Evet, biliyorum. O Acar olacak herifi de. Aynı ekranda görüyorum ikisini. Adam takip ediyor kadını galiba amirim. Baba. Hemen ekiplere haber ver Aylin. Hemen, çabuk. Çabuk. Anlaşıldı. Merkez 4541. Bilinen şahıs harekete geçti. 421'de 216. 4541 merkez, bölgeye hareket ediyoruz, tamam. Tekrar ediyorum, 421'de 216. 4542 merkez, anlaşıldı, tamam. Hesap doğru çıktı, adamın hormonları harekete geçiyor. Sıkı tutun. Ben o hormonları var ya. Hadi. Acar! Bırak! Bırak onu! Yaklaşmayın! Bırak kızı! Bırak! Gelmeyin, keserim kızı! Lan! Halledebilir misin hadi? Hadi. Bırak! İyi misin? Gel, 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 gel. Gel, gel kızım. Gel. Acar! Melek, kızı al. Kızı. Gel, tamam Beyza, geçti. Ali nerede? Peşinden sakin gitti. Ol. Ne tarafa gitti? O tarafa doğru. Hadi koşun, koşun. Sakin ol, tamam. Gelme lan, gelme! Ha! Ha!
Senden günah gitti lan. Durmanı söyledim. Teslim ol dedim sana. Duymadın Acar. Yalan mı? Yalan mı lan söyle. He? Hayır Ali. Ali. Ali evlat buraya kadar tamam. Bundan sonrası başka bir şey. Bak o şey sen değilsin Ali. Bırak onu. Hiç istemem ama. Eğer öyle bir an denk gelirse. Yani o adama kıstırırsam. O an aklına beni getirmeni isterim Ali. Beni ve oğlumuzu. Ali, yoldayken Pınar aradı. Size ulaşamamış. Hala yemeği bekliyor. Amirim ben bu adamın sorgusuna girmek istiyorum. Ben girerim senin yerine. Hadi. Küpte bir çaylak iyi oluyordu Berza baba. Ne yapacağız şimdi? Artık lale falan da diyemeyiz buna. Benim umurumda bile değil. Ben babasıyım. İsterse emniyet müdürü olsun. Hadi. O bizim lale. Sakin ol Beyza. Melek, nasıl? İyiyim. Komiserim. Benim Beyza. Bitti mi? Bitti Beyza. Bu defa kesin bitti. Şansın açık olsun Beyza. Her şey için teşekkürler. Hoşça kal. Ali, iyisin değil mi? Geç. İyiyim. Ali geleli çok oldu Rıza'cığım. Sen ne zaman geliyorsun? Al oğlum. Ha? Bak burada da var. Aa, elektrikler mi kesildi orada? Allah Allah. Ya emniyette elektriklerin kesildiği ne zaman görülmüş Rıza? Aha, aferin sana. Faturayı falan mı ödemediniz? Ne yaptınız? Ha? Hop. Tamam. Yok ayaktayız biz. Ha? Çaya yetişirsin. Tamam canım hadi bay. Ali elektrikler kesilmiş hayret. Kesilir anneciğim kesilir. Olur bazen. Hı? Aldırma sen tamam mı? Senin dilinin altında bir şey var ama. Hanimiş benim oğlum. Akşam dozunu biraz fazla kaçırdın galiba. Ne dozu kızım ya? Yavaş biraz ya. Ay iyi be. Neden peki? Koordinat hatası. Biriniz de doğru düzgün anlatsın şunu ya. Ya şimdi ışıklar söndü birden. Ne olduysa o sırada. Tabii. Sonra? Şimdi bu yarma da adamı ayakta sanıyor yeme. Halbuki herif yerde. Bir tane geçirdi küt duvara. Abimsiniz ama iğrençsiniz. Ya arkadaşlar fazla şeyi olan var mı? Neyi olan? Cep telefonu. Ha. Ne diyorsun oğlum sen? Fazla cep telefonu mu oluyor? Benimkini evde unuttum da şarjda kalmış. Sabahtan beri telefonsuzum da bir yere aramam lazım. Versene abi. Al tak bunu boyuna dolaşır. Hadi. Sağ ol be abi. 40 yılda iki bir işim düştü ha. Tamam sakin dur. Alo. Al gel. Murat ne haber? İyidir. Zeynep'le turluyoruz. Devriyenin bitmesine 2 saat var. Merkezdeyiz sonra. Ya abi eve yakınsan sizden bir şey rica etsem. Benim telefon yatağın yanında prizde de. Yakın değiliz ama canın sağ olsun. Uğrarız senin için. Helal kardeşim helal. Zeynep'le mola verip bir şeyler yiyecektik. Evde yeriz artık ha? Sağ ol be. İkinize de bir yemek borcum olsun. Arkadaş işte arkadaş. Görün de utanın. Senin de kontürün yoktur zaten. Lan.